İlk maçta da söylediğim gibi, maçtan önce söylediğim gibi iyi bir takımla oynayacağız. Biz de iyi bir takımız. İyi bir takımız. İki iyi takımın maçı olacak. Futbolun iki yönünü de iyi oynamak durumunda. Yani sen hücumu savunmayı iyi yaparak maçı kazanabiliriz diye düşünüyoruz. Çeyrek finallere futbol oynayarak geldik. İyi futbol oynamaya çalışarak geldik. Yarın da iyi futbol oynayıp maçı kazanmak istiyoruz. Bırakalım sahada bütün futbolcular hünerlerini göstersin. Bunu arzuluyoruz. Ve fair play içerisinde maç olsun diye bekliyoruz. Futbolcularımın yeteneğine de karakterine de güveniyorum. Sonuç ne olursa olsun daha önce olduğu gibi yarın da maç akşamında onlarla gurur duyacağım. Ama tabii maç bittiğince emeklerini de karşılığını almak istiyoruz. Sonuçta da mutlu olmak istiyoruz. Kaybedersek üzülürüz ama yarın sevinmek için olağanüstü gayret gerekiyor. Bu zamana koyardığımız kendi Vodafone'daki tüm maçlarda olduğu gibi aynı duygu içerisinde enerjilerini hiç boşa atmadan, rakip oyuncuların provokasyonunda gelmeden, bunu özellikle söylüyorum çünkü Roma maçını seyrettim. Olağanüstü vardı ki bu hakem kasayı işte akşam izlediğiniz Real Madrid maçının hakemiydi o maç. Oldukça bu tip pozisyonlar vardı. O provokasyonlara da gelmeden, sinirlenmeden sakin kalacağız. Çünkü biz orada Lyon sahasında futbol oynamaya çıktık. Hatta futbol oynamama ortamında da oynanması için çok katkı yaptık. Biz futbolun dışına çıkmayacağız. Şiddetle görmek istemiyoruz. İlk maçta da söylemiştim. Genel felsefemiz bu. Bunun için de hiçbir provokasyon olumsuzluğumuz olmayacaktır. Ve şiddet varsa da ceza alınmadı, caydırıcı olmadı. Buna da katılıyorum. Ama ceza verilirken haksız bir şekilde verilirse o zaman o cezanın zararı daha büyük bir olur. Evet, şu anda UEFA Lyon'un tarafında ağırlık basmıştır. Doğrudur. Terazinin bir tarafına baskın bir vaziyette üstüne basmıştır. Belki bir gol atmıştır. Ama biz o golü de çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cezanın zamanlama veriliş şekliyle kendisi tartışmaya açıktır. Bir bahçede çiçekleri kurtarmak için ayrık otları atmak isterken çiçekleri yok etmek ona en büyük zarardır. Bahçeyi yok edersiniz. Dolayısıyla şu anda futbola bir ceza verilmiştir. Taraftarlar örneğin bir cezanın şekli olarak taraftara maçı almayabilirsiniz, para cezası verebilirsiniz. Gerekirse olumsuzlukla tartışmasını açmak istemiyorum. Çünkü iki maç diye söyleniyor veya tek maç neyse bizle ilgisi yok. Beşiktaş'ın sahasında olmadı. Bizde güvenlik sorunu hiç olmadı. Dışarıda oldu. Evet, buraya gelen taraftarlar vardı. Bunun önünü açan da biz değiliz. Sorumlular onlardır ama gelenlerin bir kısmı yapmışsa ona da ceza almalı. Ona yani bu cezayı, yanlışı örtmek için söylediğim bir olay değil. Ama haksız verdiğiniz zaman, yapılması gerekeni vermediğiniz zaman o zaman sap basamağı birbirine karışır. Daha felaket olabilir. Yarın başka takımların arasında karışacak 10 kişi de olayları büyütebilir. Allah korusun. Hiç istemediğimiz bir şey. 50 yıl içerisinde gördüğüm haksızlığı ve yanlışlığı sanki burada hissediyorum diye bunları paylaşıyorum. Nasıl buraya gelmemizde ki bu bana göre bir hazırlıktır. Buraya onların taraftarının gelemesi de hazırlıktır. O zaman gelseydin ne olacaktı? Demek getirilmedi bile. Demek ki karar daha önceden bilinen şey de olabilir. Şimdi düşünün ki bizim taraftarımız oraya birçoğunu biz almadık. Kendileri aldı. Hem parasını alıyorsun hem onların yanlışı varsa ki onları iddia edilemez cezayı da onu alıyorsun. Cezasını da biz çekiyoruz. Sorumlusu kim? Sen. Ev sahibi sen. Güvenini koruyan sensin. Ben bir saat hakeme gerekirse biz elimizden gelen gayreti gösteririm. Oğuzhan'a atılan o yabancı isimlerde bile oyuncunun hiçbir dönüşü olmadı. Ve yarın göreceksiniz. Her faul, her harekette oyuncular kendini attığını göreceksiniz. Roma Lyon maçında vardı bunlar. Olacaktır. Ben bunun bir senaryonun bir parçası olarak görüyorum. Bir gün daha bekle, iki gün daha. Cuma günü açıkta. Zaten şimdiki maçla ilgisi yok. Sadece bu maçı etkisini yapıyorsun. Yani sen orada olay olmuş, onun zararını ben çektim. Burada olay yok, daha başlamamış. Yine cezasını ben çekiyorum şu anda. Daha sahaya çıkmadan. Yani benim seyircimi bana bir baskıyı sen kendinden veriyorsun zaten. Cezayı verdin zaten sen. Nihayetinde üst kuruldur. Verilen kararda karşı bizim boynumuzdan assala bile biz orada savaşacağız. Yine canımızı çıkarmayacağız. Teslim olmayacağız. Onu söyleyeyim. Kaybetsek de tekrar söylüyorum bakın. Kaybetsek de. Çünkü futbol ayakta oynanan oyundur. Ve oyun oynamaya çalışacağız. Şu an itibariyle iki oyuncumuz Abubakar ve Marcelo cezalı. Ömer de sakat olduğu için kadroda olmayacakları. Diğerleri durumu antrenman sonrası bir karar vereceğim. Eksiklik diye adletmek doğru bulmuyorum. Evet, her oyuncumuz önemlidir. Birinin diğerinden daha farklılıkları vardır. Önemli olan kimin oynadığı değil, oynayanın neye verdiği önemlidir. Yarın da görev alacak arkadaşlar kimse en iyisini yapacaktır. Şimdiden o mazereti yapmak doğru bulmuyorum. Diğer sorunuza geldiğiniz zaman
Zaten sinirleri gelmek için alınan bir karar. Bu karar değil zaten. Bugün psikolojik savaşı veriliyor. Orada da yapıldı. Orada bir soymasına bir saat 45 dakika bekletirken başkan o taraftarla siyah maskelerle girenlerin ne yaptığını bilmiyoruz planlamasını. Ama bu sinirleri gerilmesinden çok biz tekrar söylüyorum. Yine futbol oynamaya çalışacağız. Hiçbir şey değişmez. Bir işimizi yapacağız. Şartlar ne olursa olsun soğukkanlı, sabırlı bir şekilde sahada oynayacağız. Bir maç oynayacağız. Kaybetsek bile alnımız ak olarak çıkacağız. Kazansak da alnımız ak çıkacağız. Yani politik lafını kullanmak istemiyorum çünkü ben o kadar geniş kavramda benim yapacak işte. Sadece ki bizdeki olan etkisi ve benim duygularımı paylaşıyorum. Demin de söylemeye çalıştım. Provokasyon çok kolay. Evet, biri bir şey atması doğru değil. Atırsa ceza almalı. Diğeri de almalıdır. Ona da katılıyorum. Ama bizim oyuncuyu atırırken oyuncu bir yere yatsa orada maç tatil olurdu. Bakın açık söylüyorum. İstesek onu yaptırırdık. Ve yapılabilir. Eğer siz birine haksız ceza verirseniz yarın bunların önünü açarsınız. Onun için söylüyorum. Adaletli davranın diye söylüyorum. Oradaki benim gayretim futbol adınadır. Ben hep aynı şeyi yapmaya çalıştım. Söyleme şeklimiz farklı olabilir ama niyetimiz asla gayrimeşru yollardan bir maçı kazanmak değildir. Evet, futbol endüstriyel bir hal almıştır. Bu endüstriyel halde insanları yanlış yola itebilir. Yanlış yapanların önünü kesmek yöneticilerin görevidir. Buna aynen katılıyorum. Vereceğiz cezayı ona saygıyla karşı. Ama bugünkü ceza verilmedi zaten aslında. Ceza verilme hissi içerisinde maça psikolojik baskı yapılmıştır. Başka hiçbir şey değildir. Ve bunun da nasıl olduğu ile ilgili şüphelerimi sizinle paylaşmak istemiyorum. Hatta yorum yaparak da girmek istemiyorum. Çünkü beni aşar, yönetim kurulu veya diğer başkanımız veya diğerleri cevap verebilir. Siz zaten görüyorsunuz. Görünen köy kılavuz istemez. İki takım içerisinde eğer bir yanlışlık varsa, eğer o yanlışlık içerisinde aynı, iki takımı da aynı yere koyuyorsanız bu da adaletsizliği herkes görür.